Cüneyt, ne oldu, hayırdır? Yok bir şey. Ya dün akşam. Sen ne darlandın ya Cemre? Söyle. Ya ben babamın önünde sana kaba mı davrandım? Ya içim rahat etmedi de. Olur mu öyle şey ya? Dert ettiğin şeye bak. Benim sana yaptıklarımdan sonra az bile. Hiçbir şey yapmadın sen. Sıkıntı yok yani. Yalnız şu an filmlerdeki gibi olmadım ya. Arkadan bir de tamirci çırağı çalsa tam olacak. Aç şöyle ya. Yüzün gülsün biraz ya. Yüzümüz gülsün biraz ya. Sen nasıl buldun ki burayı? Kadir'den öğrendim. Neyse. Seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Ya olur mu öyle şey ya? Avukat hanım bir çay ısmarlayayım falan demek isterdim aslında sana ama. Mesai saati. Ben kaçtım. Kerem Bey, işin bittiyse bir gel el at şuna. Tamam Osman. Şu tarafa çek. Ben paramı istiyorum usta. Gerisi beni bağlamaz. Ya polis bakıyor işte. İnşallah tez zamanda bulunur motor. Merak etme sen. Ya bırak Allah aşkına. Nereden bulacak polis? Motoru çoktan parçalamışlardır. Benim makinenin değeri tam 14 bin lira. Ben paramı istiyorum. Sen ne zaman vereceksin onu söyle. Birader, biraz sabırlı ol ya. Polisten bir cevap gelsin. Ondan sonra gereken neyse yapılır. Yapılacak vallahi. Bunun arası ortası yok. Ya usta. Bu işte benim bir alakam yok bak biliyorsun. Kerem. Ben sana motoru sen aldın dedim mi? Demedin de. Ya işine gücüne bak Allah seversen ya. Zaten başı gibi. Bir de sen gelme üstüme. Kerem, misafirim var galiba. Usta kusura bakma, ben hemen. Tamam. Hayırdır? Gidiyorum. İyileşmişsin, ayaklanmışsın. Param pulun da var, kimseye muhtaç değilsin kızım. Oradan öyle görünüyor değil mi? Vallahi buradan öyle görünüyor. Gerçekte var olan da o değil mi zaten Meral? Senin hiçbir insan evladına ihtiyacın yok ki zaten kızım. Hep öyleydi. Yanlış mıyım? Bir yerden başlamana çok sevindim. Sen de başla. Sıfırdan. Tertemiz, yepyeni bir sayfa aç kendine. Vallahi en güzeli. Bırak bu işleri güçleri. Eğer gücenmeyeceksen, eğer gocunmayacaksan, kendine şu kadarcık saygın kaldıysa, çık okuyun. Bırak. Bırak bu işleri. Girme okuyuya bir daha ya. Boş ver. Bitti değil mi? Yani biz... Tamam. Ben unutmayacağım. Vallahi ister unut, ister unutma. Ben unutacağım Meral. Hem de nasıl yapacağım biliyor musun? Seve seve. Seve seve unutacağım Meral.
Oğlum bir kere girdik yalan dükkana. Adama olduğu yok işte. Hayır Süleyman'a desek ki abi motor kanatlandı uçacak. Herif ona inanacak. Kerem'in yürüttüğüne inanmıyor herif ya. Bak ben sana söyleyeyim biz bunu bu şekilde içeri sokamayız kardeş. Ya sen beni niye dinlemiyorsun beni? He? Oğlum iki soygun üst üste olmuş. Herifin sabıkası var zaten. Sülo kendi eliyle verecek diyorum ya. Anlıyor musun? Ulan üç günde bir motor gidiyor kardeşim. Hayırdır demezler mi? Sen olsan takmaz mısın o kelepçeyi? Sen bana ne bakıyorsun oğlum? Ben babama bile güvenmem. Bana güveniyorsun ama değil mi kardeşim? Biz kardeşiz oğlum. Hayırdır? Sana güvenmeyeceğim de ne yapacağım ben? Ulan şu iş bitsin, gideceğiz dağıtacağız lan görürsün var ya, dağıtmayanı. İyi lan iyi, hadi ne istiyorsan onu yapalım yine. Aha. Tek manyak sen değilmişsin oğlum. En büyük manyak benim oğlum. Senin uçan tilki geliyor. Gelmek istedim. Niye? İstiyorsan gidebilirim. Meral. Senin bu gelip gitmelerin, beni satıp durmaların var ya. Evet, var. İşte onlar direktör beni, anlıyor musun? Kafayı yedirtiyor bana. Bir daha gitmeyeceksin değil mi lan? Zaten o ev bir açmadı beni ya. Hepsinin içi bayılmış. Sana heyecan gerek. O da bende kızım. Var mı heyecanlı bir şeyler? Olmaz mı? Yarın gece birini uğurluyoruz. Değil mi bro? Bakacağız. Ya adam geldi dükkana, bir araba raf etti. Haklı adam ya, motoru çalınmış. Bir şey diyemedim. Yok ya, polisten de bir ses çıkmadı anasını satayım. Ya gitti motor. Mecbur ödeyeceğiz parasını. Tamam, ben seni sonra ararım, hadi.